Mızraklı piyadeler sipahilerin ilk saldırısını durdurabildiler. Osman Bey ve askerleri Bizans ordusunun merkezinde zor anlar yaşıyordu. Osman Bey Bizans savunma hattı önünde ağır kayıplar veriyordu. Ayrıca Bizans cirçileri de Türklerin hamle yapma olanağını kısıtlıyordu. Bizans'ın savunma gücü savaşın başında kendini kanıtladı. Zırhlarına baktığımızda neden olduğunu anlamak zor değil. İki tarafın ekipmanlarını karşılaştırdığımızda hangi tarafın savunmaya daha önem verdiği gayet açık. Bizans ordusunda istisnasız her asker üç temel savunma ekipmanı kullanıyor. Koni miğferleri, zincir zırhları ve uçurtma kalkanları onları saldırılardan koruyor. Osmanlı askerlerinin kıyafetleri ise hafif ve ince. Çoğu asker günlük kıyafetleri dışında savaşmak için özel zırh bile giymiyor. Osman Bey askerleriyle birlikte geri çekildi ve kanatlara yerleştirdiği atlı okçularını düşman ordusunu yıpratmakla görevlendirdi. Osman Bey'in ilk amacı ciritçilere cephanelerini tükettirmekti. Okçular bunu başarabilmek için Bizans hatlarına yaklaşmak zorunda. Ciritçilerin menziline girip onlara atış yaptırmaları ve geri çekilirken de kendilerini bu saldırılara karşı korumalılar. Peki bunu nasıl başaracaklar? Atlı okçuluğu mükemmelleştiren part atış tekniğiydi. Bu teknikle atın üzerinde hızla ilerlerken geriye dönüp düşmana ok atılabiliyordu. Tarihte bu tekniği ilk defa Batılılara karşı etkin bir şekilde kullanan kavim partlardı. Dolayısıyla bu isimle anılır. Türkler de vurkaç taktiği uygularken sıklıkla bu teknikten faydalanırlardı. Atlı okçulukta hedefe başarılı bir atış yapabilmek için sarsıntının en aza indiği o kısacık zaman diliminde, yani atın dört ayağının da yerden kesildiği anda atışınızı yapmak zorundasınız. Aksi halde başarılı bir atış yapma ihtimaliniz çok düşük. Bakalım ben güzel bir atış yapabilecek miyim? Bizanslılar part atışı yapan Türk süvarileri karşısında ciritlerinin hepsini tükettiler. Atacak ciritleri kalmayan askerler kalkanlarının arkasına saklanarak savunmaya geçtiler. Yoğun ok saldırıları piyadelerin en büyük düşmanlarından biri. Okların geldiğini gören askerler refleks olarak eğilip kalkanların altına saklanırlar. Bunun sebebi hedef küçültüp vücutlarını koruma isteği. Ancak bu pozisyonda etkili bir şekilde ilerlemek neredeyse imkansız. Ve bir kere kalkanın altına saklanırsanız bir daha çıkacak cesareti bulmak çok zor. Osman Bey, cirit yağmurunun sona ermesiyle artık tehdidin ortadan kalktığına emin oldu ve tüm askerlerine sıcak çatışmaya geçmelerini emretti.